Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda LGS çalışma kitabının 3. ünitesinin ilk 20 sorusunun çözümlerini yapacağız. 1. soru. Aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiştir. Mavi renkli karenin içine yazılan ifadeyi bu ifadenin kendisiyle çarpar. Pembe renkli üçgensel bölgenin içine de yazılan ifadeler birbiriyle çarparmış. Sonra bu sarı renkli elipsin içinde bulunan iki farklı ifade de birbiriyle toplanırmış. Örnek verilmiş. Örnekte görülüyor. Mavi renkli karenin içinde 2m var. Bu 2m kendisiyle çarpıldığında 4m kare elde edilir. Pembe renkli üçgenlerin içindeki ifadeler de birbiriyle çarpıldığında 3m çarpı 4n 12mn ifadesi bulunur. Sonra bunlar sarı elips içinde olduğu için bulduğumuz iki ifade birbiriyle toplanarak bu cebirsel ifade bulunur. Şimdi bizden aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucunun 2x artı 3'ün karesi ifadesine eşit olduğu sorulmuş. Önce bu verilen tam kare ifadenin açılımını bulalım arkadaşlar. Birinci özdeşliğimizi hatırlayın. 2x artı 3'ün karesi şu şekilde yapılır. Birincinin karesi 4x kare artı 2, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. 2x ile 3'ü çarptığımda 6x yapar. 2 katı 12x'tir. Ve ikincinin karesi de 3'ün karesi eşittir 9 olarak bulunur. Şimdi aşağıdaki şıkların hepsini teker teker deneyelim. Bakalım bu ifade eşit olacak mı? Mavi renkli karenin içerisinde 2x olduğu için verilen kurala göre bunun karesini almamız gerekiyor. 2x'in karesi 4x karedir. Pembe renkli üçgensel bölgelerin içindeki ifadeler de birbiriyle çarpılacaktı. 3 ile 2x artı 3'ü çarparsanız arkadaşlar 6x artı 9'u bulursunuz. Sonra sarı renkli elipsin içerisindeki ifadeler birbiriyle toplanacağı için bu ikisini topladığımızda 4x kare artı 6x artı 9'u buluruz. Bu bizden istenilen ifade eşit değildir. A şıkkını eleriz. B şıkkına bakalım. Mavi renkli karenin içinde x var. X'in karesini alacağız. Sonra pembe renkli üçgenleri birbiriyle çarptığımızda x kare artı 6x yapar. Bu da arkadaşlar bizden istenilen ifadeye eşit değildir. Bunu da eleriz. C şıkkına bakalım. X artı 3'ün karesini alalım önce. X artı 3'ün karesini aldığımızda arkadaşlar birinci özdeşliğimizi hatırlayın. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı ikincinin karesini buluruz. Sonra pembe renkli üçgensel bölgeleri çarpalım arkadaşlar. 3x ile x'i çarptığımızda 3x kare. Sonra 3x ile 2'yi çarptığımızda da 6x olarak buluruz. Sarı renkli elipsin içerisindeki ifadeler birbiriyle toplanacaktı. Bu x'ini topladığımızda 4x kare artı 12x artı 9 ifadesini buluruz. Bu da bizden istenilen özdeşliğin eşitidir arkadaşlar. Doğru cevabımız C'dir. D şıkkının da olmadığını gösterelim isterseniz. Mavi renkli karenin içinde 2x var. Bunun karesi 4x karedir. Pembe renkli üçgenlerin içindeki ifadeler çarpılacaktı. 2x ile x artı 3'ü çarptığımızda 2x kare artı 6x bulunur. Bu iki ifadeyi topladığımızda da 6x kare artı 6x olur. Bizimden istenilen ifade eşit olmadığı için bunu da ileriz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. İkinci soru. Aşağıda kısa kenarı 4x artı 16. 4x artı 16. Uzun kenarda 6x artı 18 olan dikdörtgen şeklinde bir konser alanının krokisi verilmiştir. Evet, burası da artı 6x artı 18'miş. Alanları eşit 6 sıradan oluşan. Arkadaşlar alanlar eşitse şu kenarlar hepsi birbirine eşit demektir. Ve bu konser alanında diyor sıra numarası tek olan bölgeler 4 eş parçaya, sıra numarası da çift olan bölgeler 2 eş parçaya ayrılmış. Eş parçaya ayrıldığı için buralar da birbirine eşittir. Şu kenarlar birbirine eşit olacaktır. Şu kenarlar birbirine eşit olacaktır. Buna göre diyor konser alanında yer alan K ve P bölgelerinin alanları arasındaki fark metrekare cinsinden aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine eşittir? Önce 4x artı 16'yı 2'ye bölerek şu bölgenin yani K bölgesinin uzun kenarını bulalım. 4x artı 16'yı 2'ye böldüğümüzde evet 2'ye böldüğümüzde 2x artı 8 buluruz. Yani K bölgesinin uzun kenarı budur. Şimdi bakın P bölgesi O ve P bölgesi K bölgesine eşit olacaktır. Bunu tekrar 2'ye böldüğümüzde P bölgesinin uzun kenarını buluruz. Yani 2x artı 8'i 2'ye bölerseniz x artı 4 olarak P bölgesinin uzun kenarını bulmuş oluruz. Şimdi uzun kenarları bulduk. Kısa kenarlara bakalım. 6x artı 18 bakın krokinin toplam yüksekliğiydi.
Bunu 6'ya böldüğümüzde biz her parçanın yüksekliğini bulmuş oluruz. 6x artı 18'i 6'ya böldüğümüzde x artı 3 olarak buluruz. Bu P bölgesini ve K bölgesini kısa kenarlarına eşittir arkadaşlar. Şimdi gelelim bu iki bölgenin alanlarının farkına. Önce alanlarını hesaplayalım. K bölgesinin alanını şöyle buluruz. Uzun kenarı 2x artı 8'di. 2x artı 8 ile kısa kenarını çarpalım. Kısa kenarını burada bulmuştuk. X artı 3. Bu iki ifadeyi çarparken 2x ile x'i çarptık. 2x kare. 2x ile 3'ü çarptığımızda 6x. 8 ile x'i çarptığımızda 8x. Ve 8 ile 3'ü çarptığımda 24 olarak buluruz. Bu ifadeyi düzenlersek 2x kare artı 14x artı 24 olarak bulmuş oluruz. Bu K bölgesinin alanıdır. P bölgesinin alanını da burada bulalım. P bölgesinin kısa kenarına x artı 4 ve uzun kenarına x artı 3 bulmuştuk. P bölgesinin kısa kenarına x artı 3, uzun kenarınızda x artı 4 bulmuştuk. Bu ikisini birbiriyle çarparsak x artı 3 çarpı x artı 4 x ile x'i çarparsak x kare, x ile 4'ü çarparsak 4x, 3 ile x'i çarparsak 3x ve 3 ile 4'ü çarparsak 12 olarak buluruz. Bu ifadeyi düzenlediğimizde x kare artı 7x artı 12 olarak buluruz. Bizden K ve P bölgelerinin farkı istenmektedir. K bölgesinin alanı bu, P bölgesinin alanı bu. Arkadaşlar bunları birbirinden çıkardığımızda 2x kareden x kareyi çıkarırsak 1x kare kalır. 14x'ten 7x'i çıkarırsak 7x kalır. 24'ten de 12'yi çıkarırsak 12 kalır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü soru. Kare şeklindeki pano şekil 1'de gösterildiği gibi 4 parçaya ayrılıyor. Daha sonra elde edilen bu parçalar şekil 2'deki gibi birleştirilerek bir dikdörtgen elde ediliyor. Elde edilen dikdörtgende parçaların arasında birleşmeyen bir bölgenin kaldığı gözleniyor. Buna göre şekil 2'de elde edilen dikdörtgende parçalar arasında kalan bölgenin alanını gösteren çevirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi şekil 2'ye baktığımızda arkadaşlar bir dikdörtgen var. Dikdörtgenimizin kısa kenarı B birim, uzun kenarı da B artı 3 ile B'nin toplamı yani 2B artı 3 birim. Şimdi bu dikdörtgenin alanında dikkat ederseniz 4 parça var. A, B, C, D. Bu 4 parça şuradaki şekil 1'deki karenin alanına eşit. Şimdi biz bu A, B, C, D 4 parçayı dikdörtgenin alanından çıkarırsak arada oluşan beyaz bölge vardı. Bu bölgenin alanını bulmuş oluruz. Bize de zaten sorulan oydu. Demek ki beyaz bölgenin alanını bulmak için dikdörtgenin alanından karenin alanını çıkaracağız. Karemiz arkadaşlar B artı 3 olduğu için bir kenarı. Dikdörtgenin alanı da buna eşitti. Dikdörtgenin alanından karenin alanını çıkaralım. Eksi B artı 3'ün karesi diyelim. Bulacağımız ifade bizden istenilen sonuç olacaktır. Bu işlemi yaptığımızda arkadaşlar B ile 2B'yi çarptığımızda 2B kare, B ile 3'ü çarptığımızda 3B buluruz. B artı 3'ün karesini bulalım arkadaşlar. Birinci özdeşliğimizi hatırlayın. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı ikincinin karesi. Şimdi burada parantezin önünde eksi vardı. Eksiyi içeri dağıttığımızda arkadaşlar şuradan devam ediyorum. 2b kare artı 3b eksi b kare eksi 6b eksi 9 buluruz. Bu ifadeyi düzenlediğimizde bakın 2b kareden b kare çıktığında 1b kare kalır. 3b eksi 6b eksi 3b'dir. Bir de geriye eksi 9 kaldı. Bulduğumuz sonuç arkadaşlar D şıkkında. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü soru. Geometri tahtası bir zeminin üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş çivilerden oluşur. Kuzey ve Duru matematik dersi için proje ödevi olarak bir geometri tahtası yapmışlardır. Kuzey'in yaptığı geometri tahtasındaki çiviler arasındaki uzaklık, Duru'nun yaptığı geometri tahtası üzerindeki çiviler arasındaki uzaklıktan birer santimetre daha fazlaymış. Evet, bu Kuzey'in hazırlamış olduğu tahta, bu da Duru'nun hazırlamış olduğu tahta.
Her ikisi de hazırladıkları geometri tahtası üzerindeki eşit sayıda çiviyi çevreleyen karesel bölgeler gösteriyorlar. Kuzey'in hazırladığı geometri tahtasında gösterdiği karenin alanı A kareymiş. Evet, bunun alanı A kareymiş. Olduğuna göre diyor, Duru'nun hazırladığı geometri tahtasında gösterdiği karenin santimetre kare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Önce kuzeyin hazırlamış olduğu karenin bir kenarını bulalım. Alanı A kare ise arkadaşlar, bir kenarı A santimetredir. Şimdi burası 4 tane bölgeden oluşuyor bakın. 4'e böldüğümüzde iki çivi arasındaki mesafeyi buluruz. A'yı 4'e böldüğümüzde A bölü 4'tür. Burası iki çivi arasındaki uzaklıktır. Bize şurada bir şey demişti. Kuzeyin diyor yaptığı diyor tahtada çiviler arasındaki uzaklık, Duru'nun yaptığı tahtadaki çiviler arasındaki uzaklıktan birer santimetre daha fazladır. O zaman Duru'nun tahtasındaki iki çivi arasındaki uzaklık, Kuzey'in yaptığı tahtanın iki çivi arasındaki uzaklıktan bir santimetre daha kısa olmalı. O halde arkadaşlar burası A bölü 4 eksi 1 olmalı. Yani Duru'nun tahtasındaki iki çivi arasındaki uzaklık budur. Duru'nun oluşturmuş olduğu karenin bir kenarını 4 ile çarparak bulabiliriz. Bu ifade arkadaşlar Duru'nun yaptığı karenin bir kenarının uzunluğudur. Bu ifadeyi çarptığımızda 4 ile A bölü 4'ü çarptığımızda 4A bölü 4. 4 ile 1'i çarptığımızda da eksi 4 olarak buluruz. Buradan 4'ler sadeleşir. O halde A eksi 4'e eşittir. Bulduğumuz ifade Duru'nun yapmış olduğu karenin bir kenarıdır. Bizden bu karenin alanı isteniyor. O halde bir karenin alanı A kare ile bulunuyordu. Yani bir kenarını kendisiyle çarpacaktı. A eksi 4'ü kendisiyle çarptığımızda A eksi 4'ün karesi, özdeşliğimizi hatırlayalım. Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklinde buluruz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Beşinci soru. Elvan öğretmen cebirsel ifadeler konusunu pekiştirmek amacıyla bir kenarının uzunluğu A santimetre olan kare şeklindeki bir levhanın iki kenarına hareket edebilen birer ince çubuk yerleştirerek bir düzenek kurmuştur. Düzenekte birinci çubuk aşağı yukarı doğru, ikinci çubuk ise sağa sola doğru sadece B santimetrelik eşit aralıklar alınarak açılmış çentiklere yerleştirilerek hareket etmektedir. Elvan öğretmen öğrencilerinden bu hareket sonucunda oluşan dört dörtgensel bölgenin de alanını bulmalarını istemektedir. Örneğin başlangıçtaki düzenekte birinci çubuk B santimetre aşağı, B santimetre aşağı, ikinci çubukta 3B santimetre sola kaydırıldığında oluşan dörtgensel bölgenin alanları şekilde verilmiş. Buna göre diyor, Elvan öğretmen başlangıçtaki düzenekte birinci çubuğu 2B santimetre aşağı. Bakın tam şuradan geçen bir doğru olacak, şekilde oluşacak. İkinci çubuğu da 3B santimetre sola kaydırarak, yani 1, 2, 3 tam şuradan geçecek arkadaşlar, şu şekilde olacak. Buna göre diyor, öğrencilerden oluşan dörtgensel bölgelerin santimetre kare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifadeleri bulmaları isteniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin bulması gereken cebirsel ifadelerden biri değildir diye sorulmuş. Şimdi oluşan bölgelerin kenarlarını bulalım önce. Şuradaki küçük dikdörtgenin arkadaşlar kısa kenarı 2B, uzun kenarı 3B'dir. Bunun alanı 2B ile 3B'yi çarptığımızda 6B karedir. Gelelim buraya. Arkadaşlar karenin bir kenarı A santimetreydi. Bakın. Şimdi 3B'yi çıkardığımızda buraya A eksi 3B kalır. Şurası, evet burası 2B'ydi. Şimdi burada oluşan dikdörtgenin alanını şu şekilde buluruz arkadaşlar. 2B ile A eksi 3B'yi çarparak. İki B ile A'yı çarptığımızda 2AB, 3B ile 2B'yi çarptığımızda da 6B kare bulurum. Bakın bu ifade B şıkkında var. Demek ki bunu bulabiliyorum. Gelelim şu dikdörtgenin alanını bulmaya. Bunun kısa kenarı 3B, uzun kenarı da bakın karenin bir kenarı A idi. A'dan şu 2B'yi çıkarırsak bu dikdörtgenin uzun kenarını bulmuş oluruz.
Evet, 3b ile a eksi 2b'yi çarpalım. Bunu dağıttığımızda 3ab eksi 6b kare buluruz. Evet, bakıyorum şıklara. C şıkkında bu da var. Demek ki C şıkkı da değilmiş. Gelelim şu büyük dikdörtgensel bölgenin alanına. Arkadaşlar, karenin bir kenarı A olduğu için buraya A eksi 2B kalır. Zaten şurada bulmuştuk. A eksi 2B. Burası da A eksi 3B idi. Bu ikisini birbirine çarptığımızda büyük bölgenin alanını bulmuş oluruz. A eksi 2B ile A eksi 3B'yi çarpıyorum. Evet, A ile A'yı çarptığımızda A kare. A ile 3B'yi çarptığımızda 3AB. 2B ile A'yı çarptığımızda 2AB. 2B ile 3B'yi çarptığımda 6B kare olarak bulurum. Bu ifadeyi düzenlediğimde A kare eksi 5AB artı 6B kare bulurum. Evet, şıklara bakıyorum arkadaşlar. A şıkkında da bu ifade var. Olmayan hangisi arkadaşlar? D şıkkı. O zaman doğru cevabımız D şıkkıdır. 6. soru. Aşağıdaki şekilde bir lokantanın her birinin genişliği A santimetre, yüksekliği A artı B santimetre olan 4 eş bölgeden oluşan kapısının görseli verilmiştir. Bu kapıda sensörler yardımıyla ortadaki iki bölme her iki tarafa da eşit miktarda açılmakta ve açılan bölmenin bir kısmı diğer bölmelerin arkasında kalmaktadır. Evet, şu koyu renkli bölgeler arkadaşlar camların birbirinin arkasında kaldığı kısımları gösteriyor. Kapı tam açıldığında bölmeler arasında kalan bölgenin genişliği 2B santimetre oluyormuş boşluk. Buna göre diyor kapı tam açıldığında ortadaki bölmelerden birinin diğer bölmenin arkasında kalmayan kısmının santimetre kare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi diye sorulmuştur. Arkadaşlar bizden istenilen şuradaki açık renkli camın alanı. Bunu bulmamız isteniyor. Şimdi burası arkadaşlar bakın yükseklik A artı B. Bize şu kısa kenar lazım. Kısa kenarı şu şekilde bulacağız. Bakın şuraya kadar zaten bir A var. Buraya kadar da bir A var. Şu arada kalan bölmenin toplam uzunluğu 2A'dır. Bakın şurada görüleceği gibi. Şimdi biz 2A'dan 2B'yi çıkarırsak şu bölgeyle şu bölgenin toplamını buluruz. Evet, 2A eksi 2B. Şimdi bu ifadeyi 2'ye bölersek arkadaşlar bir tanesinin yani şu kenarın uzunluğunu bulmuş oluruz. Bunu da 2'ye böldüğümüzde A eksi B olur. Şimdi bizden istenilen bölgenin kısa kenarını bulduk. A eksi B. Uzun kenar zaten A artı B olarak verilmişti. Bu iki ifadeyi çarptığımızda arkadaşlar istenilen bölgenin alanı bulunmuş olur. A eksi B çarpı A artı B. Bu özdeşliği bir yerden hatırlayacaksınız. 2 kare farkıdır. A kare eksi B karedir. O da C şıkkında verilmiştir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 7. soru. Aşağıda bir spor kompleksinin krokisi verilmiştir. Bu spor kompleksi kısa kenarın uzunluğu x, uzun kenarın uzunluğu y olan dikdörtgen şeklinde 4 özdeş yürüyüş yolu, dikdörtgen şeklindeki birer voleybol, basketbol ve futbol sahası ile bir tenis kortuna oluşmaktadır. Buna göre bu spor kompleksinde basketbol sahası olarak ayrılan bölgenin metrekare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Şu yürüyüş yollarının hepsi birbirine eşitmiş arkadaşlar. Basketbol sahamıza baktığımızda basketbol sahasının uzun kenarı yürüyüş yolunun uzun kenarıyla aynıdır. Yani y'dir. Gelelim basketbol sahasının kısa kenarına. Kısa kenar arkadaşlar bakın şurası. Şimdi şu kısım yürüyüş yolunun genişliğidir. Yani x'tir. Şimdi tamamı bakın şurası yürüyüş yolunun yüksekliği oluyordu. Şimdi yürüyüş yolunun bakın uzun kenarından x'i çıkardığımızda yani y'den x'i çıkardığımızda şuraya y eksi x kalır. Yani basketbol sahasının kısa kenarını da bu şekilde bulmuş oluruz. Bir dikdörtgen alanı nasıl bulunuyordu? Uzun kenarla kısa kenarın çarpımı şeklindeydi. Uzun kenarımız y, kısa kenarımız da y eksi x. Arkadaşlar bu ifadeyi çarptığımızda y ile y'nin çarpımı y kare, y ile x'in çarpımı da y x şeklindedir. Bunun cevabı da arkadaşlar B şıkkıdır. 8. soru.
Taban ayrıt uzunluğu 4A birim ve yüksekliği B birim olan aşağıdaki kare prizma eş kare prizmalardan oluşmuştur. Yüksekliği 4 birim, bir taban kenarda 4A birim. Bir köşedeki bir kare prizma çıkarıldığında, şurada bakın çıkarılıyor, yeni şeklin yüzey alanındaki azalış birim kare cinsinden gösteren çevirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu yapıya şu yönden bakıldığında bakın gene bir dikdörtgen görünür. Dolayısıyla bir azalma söz konusu olmaz. Şuradan bakıldığında da aynı şekilde gene bir dikdörtgen görüleceği için burada da bir alan azalması olmaz. Sadece bu yapıda arkadaşlar alan azalması alttan ve üstten bakıldığında oluşur. Şimdi üstten bakıldığında bakın şurada bir karenin eksildiği görülür. Üstten baktığımızda. Bu karenin arkadaşlar bir kenarını bulalım. Tabanımız 4A'dan oluşuyordu. 4A'yı 4'e böldüğümüzde şurada oluşacak karelerin her birinin kenarı A birimdir. Dolayısıyla burada oluşacak karenin alanı da A karedir. Aynı şekilde arkadaşlar bu yapıya alttan baktığımızda da bir karenin azaldığı görülecektir. Bu karenin alanı da A karedir. Dolayısıyla yeni oluşan yapımız alan yönünden 2A kare azalmış olur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 9. soru. Aşağıda kenar uzunlukları verilen kartonların içlerine alanları yazılmıştır. Evet, mavi renkli karton alanı A kare, kahverengi kartonun alanı AB, yeşil renkli karenin alanı da B kareymiş. Buna göre aşağıdaki şekillerin hangisinde boyalı bölgelerin alanları toplamı A artı B'nin karesi eksi 2AB cevirsel ifadesine eşittir. Evet, önce şu verilen cevirsel ifadeyi bir düzenleyelim. A artı B'nin karesi birinci özdeşliğimizi hatırlayalım. Bunu açarken arkadaşlar şöyle yapıyorduk. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklindeydi. Şimdi bu ifadeden 2AB'yi çıkarırsak 2AB. Bakın şu 2AB'ler gider. 2AB'ler gider. Geriye A kare artı B kare kalır. Şimdi bizde verilen şıklardan hangisinde bu ifade vardır arkadaşlar? Bakalım. Burada AB artı A kare var. Olmaz. B şıkkına bakıyorum. Bakın burası B kareydi. Burası da A kareydi. İşte bu ikisinin toplamı bizden istenilen cebirsel ifadenin sonucudur. Doğru cevabımız B'dir. Diğer şıkların olmadığını görelim. Arkadaşlar burası AB'dir. Burası da AB'dir. Toplamları 2AB yapar. İstenilen şey değildir. D şıkkına bakalım. Burada burası AB'dir. Burası da B karedir. Bu da bizden istenilen sonucu vermez. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 10. soru. Aşağıdaki infografik eğitim bilişim alanından alınan bir tablo görülmekte arkadaşlar. İki terimin toplamının karesi var burada bakın. A artı B'nin karesi. Birinci de bu var. Birinci özdeşliğimiz. İki terimin toplamının karesi. İkinci de arkadaşlar iki terimin farkının karesi var bakın. A eksi B'nin karesi. Üçüncüde de iki kare farkı özdeşliği verilmiş. A kare eksi B kare. Şimdi buna göre diyor. Buna göre aşağıdaki şekillerden hangilerinde verilen özdeşliklerinden biri ifade edilemez. Şıkları teker teker inceleyelim. A şıkkında bir kenarı A birim olan büyük kare verilmiş arkadaşlar. Bundan bir kenarı B olan bakın küçük bir kare çıkarılıyor. Şimdi oluşan boyalı bölgenin alanı nasıl bulunur? Büyük karenin alanından küçük karenin alanı çıkarılarak bulunur. Bu A kare eksi B kareye eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla yukarıdaki iki kare farkı özdeşliğine uymaktadır. Bu ifade edilebilir. Gelelim B şıkkına. B şıkkında büyük karenin kenar uzunluğu A birim. Bakın burada kenarları B olan iki tane dikdörtgen çıkarılmış. Şurada geriye kalan kısım A eksi B'dir arkadaşlar. Bakın oluşan kare. Burada da A eksi B'dir. Bunun alanı da A eksi B'nin karesi şeklindedir. Bakın bu ifadede gene ikinci özdeşliğimizdir. İki terimin farkının karesi. Bu da elde edilebilir. Gelelim üçüncüye arkadaşlar C şıkkına. Burada bir kenarı A artı 2B verilmiş. A artı 2B'den B çıkarılırsa arkadaşlar şuradaki karenin bir kenarı A artı B kalır. Gene aynı şekilde arkadaşlar diğer kenarda A artı B olacaktır. Bunun alanı da A artı B'nin karesi şeklindedir. Bu da birinci özdeşliğimizdir. Bakın iki terimin toplamının karesi şeklinde bu da elde edilebilir. Demek ki doğru cevabımız D şıkkı.
Bunun olmadığını görelim. Şimdi arkadaşlar burası a artı 3b idi. 2b'yi çıkardığımızda geriye a artı b kalır. Evet. Diğer kenar a artı 3b, b çıkarılmış arkadaşlar. Bakın burada sadece buraya a artı 2b kalır. Şimdi bu iki ifadenin çarpımında ise a artı b çarpı a artı 2b, bakın yukarıdaki özdeşliklerden hiçbirine uymamaktadır. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. 11. soru. Erdem öğretmen aşağıdaki resfebe görselinden faydalanarak öğrencilerinden yazdığı resfebeleri temsil eden cebirsel ifadeleri bulmalarını istemektedir. Resfebe şu şekilde tanımlanmış arkadaşlar. Harf, sayı ve resimlerin bir arada kullanılarak bir kelimeyi bulmaya dayanan zeka oyunudur. Resfebe ismi resim ve alfabe kelimelerinden üretilmiştir. Burada bakın N harfi var, sonra küp var, aşağı yönlü bir ok var ve 9 var. Arkadaşlar küp sembolü, küpü, azalma aşağı sembolü, eksi ifadesini göstermekte. Bunu şöyle yazıyoruz. N üzeri 3 eksi 9 şeklinde. Bu kare alma ifadesi arkadaşlar. A'nın karesi eksi B'nin karesi şeklinde. Burada da yine N kare yukarı okta artıyı gösteriyor. Artı 2R. Buna göre diyor Erdem öğretmenin yazdığı bu ifade arkadaşlar temsil eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Önce A'yı alacağız. Yanında kare olduğu için arkadaşlar A kare. Aşağı yönlü ok olduğu için eksi. 4 tane A sıralanmış. 4A. Sonra yukarı yönlü bir ok var. Bu artıyı temsil ediyor. Ve 4 var arkadaşlar. Evet. Bu ifade arkadaşlar B şıkkının açılımına eşittir. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacak. 12. soru. Ankara'dan Trabzon'a uçakla gidip dönecek olan Bülent'in istediği tarihlerdeki uçak seferlerine ait bilet fiyatları aşağıda verilmiştir. Ankara-Trabzon arası gidiş dönüş. Gidiş biletlerinin ücretleri burada arkadaşlar. Dönüş biletleri de burada verilmiş. Bülent yukarıda verilen fiyatlarla gidiş ve dönüş uçak biletlerini alıyor. Buna göre Bülent'in uçak biletlerini alırken ödediği toplam tutar. Evet. Gidiş ve dönüşte toplam tutarlara bakacağız arkadaşlar. Ve burada kaç farklı olası durum var bunu bulacağız. Şimdi gidişte dikkat edersek 150, 190, 170 ve 150. Bakın 150 iki sefer tekrar ettiği için bir tanesini almamız yeterli. Dönüş fiyatlarına bakalım. 190, 210, 210 ve 190. Bakın 190'dan da 2 tane tekrar etmiş. Birini almamız yeterli. 210 da 2 tane tekrar ettiği için bunun da birini almamız yeterli. Dolayısıyla arkadaşlar şurada oluşabilecek durumlara bir bakalım. Örneğin gidiş 150 lira olsun. Dönüşte ne olabilir? 150 ile 190 arkadaşlar. Birinci ihtimalimiz bu. 150 ile 190'ı topladığımızda 340 buluruz. Olabilecek ilk durumumuz budur. İkinci duruma bakalım arkadaşlar. Gidiş 150 iken dönüş 210 olsun bu sefer. Buna bakalım. 150 ile 210'u topladığımızda bu sefer 260 TL bulur. Pardon, 360 TL buluruz. Bu 150 ile gittiği zaman olacak iki durum arkadaşlar. Bakalım gidiş bileti 190 olsaydı ne olurdu? 190'la arkadaşlar dönüşte de 190 olabilir. Buna bakalım. 190 artı 190 380 olabilir. Gidiş 190, dönüş 210 olduğunda ne olabilir? Onu bulalım. 190 artı 210. Bu sefer 400 lira çıktı arkadaşlar. Peki, gidişi 170 lira olsaydı ne olacaktı? Ona bakalım. Gidiş 170, dönüş 190 olsaydı. Arkadaşlar, ikisinin toplamı 360'tır. Peki son kez. Gidiş 170, dönüş 210 olsa ne olurdu ona bakalım. Burada da toplam 380 bulunur. Arkadaşlar bakalım buradaki fiyatları bir inceleyelim. 340 var, 360 var, 380, 400, 360 ve 380. Bakın şu 360 iki kez tekrar etti. Bir tanesini almanız yeterli olacak. Çünkü kaç farklı olası durum demiş. 380 de bakın yukarıda vardı. Bunu da almayalım. Geriye arkadaşlar farklı olarak sadece 4 tane olası durum kaldı. Doğru cevabım A şıkkıdır. 13. soru. Kerem boş olan kumbarasına sadece 1 liralık ve 50 kuruşluk madeni paralar atarak para biriktiriyor. Bu parayla bir oyuncak helikopter almak için oyuncakçıya gidiyor. Kumbarasındaki para aşağıdaki fiyatları verilen helikopterlerden pahalı olanı almaya yetmediği için ucuz olanı alıyor.
Kerem'in kumbarasında biriken paraların arasından rastgele çekilen bir madeni paranın 1 lira olma olasılığı 1 bölü 5'tir. Buna göre Kerem'in helikopteri aldıktan sonra kaç lirası kalmıştır diye soru sorulmuş. Kerem'in kumbarasında biriken paraların arasından rastgele çekilen bir madeni paranın 1 lira olma olasılığı 1 bölü 5'ti. O halde arkadaşlar 1 TL'liklerin sayısına x dersem toplam para adedi 5x olmak zorunda. 50 kuruşlukların adedi ise 4x olmak zorundadır. Şimdi buna göre arkadaşlar olası durumları incelediğimizde Kerem'in 26 tane 1 TL'nin olması gerekiyor. 26 tane 1 TL'lik varsa bunun 4 katı 104 tane de 50 kuruşluk vardır. Şimdi 26 tane 1 TL'lik paraların toplamı 26 lira yapar. 104 tane 50 kuruşluk paranın toplam fiyatı da 52 TL yapar. Ve bu da bize arkadaşlar ucuz olan helikopteri almaya yeterli bir miktardır. Helikopterin fiyatı 76 liraydı. 78'den 76'yı çıkardığımızda doğru cevabı 2 olarak buluruz. Cevap şıkkımız B şıkkıdır. 14. soru. 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında bir ilçede orta öğretim öğrencileri arasında şiir, öykü ve resim alanlarında yarışma düzenlenmiştir. Yarışmaya katılan 90 eserin arasından rastgele seçilen bir eserin şiir olma olasılığı en fazla, resim olma olasılığı en azdır. Evet. Şıkları teker teker inceleyelim. A şıkkına bakalım. A şıkkında şiir 60 derece, öykü 160 derece. Resmin merkez açısı ise arkadaşlar 160 ile 60'ı topladığımızda 220 yapar. 360'dan 220'yi çıkardığımızda 140 olarak buluruz. B şıkkına bakalım. B şıkkında resim 120, öykü 100 derece. Bunları topladığımızda 220 yapar arkadaşlar. Yine 360'dan çıkardığımızda şiiri 140 derece olarak buluruz. C şıkkına bakalım. C şıkkında şiir 150, öykü 120 verilmiş. Topladığımızda arkadaşlar 270 yapar. 360'dan çıkardığımızda geriye 90 derece kalır. D şıkkında şiir 200, resim 60 derece verilmiş. Bunları topladığımızda arkadaşlar 260 yapar. 360'dan çıkardığımızda da öyküye 100 derece buluruz. Şimdi bizden diyor ki arkadaşlar bakın 90 eser yayınlanmış. Bu eserlerinde şiir olma olasılığı en fazla. Mesela A şıkkına baktığımızda arkadaşlar şiirin merkez açısı 60 derece. Öyküden ve resimden küçük olduğu için bunu direkt eleriz. Şiirin merkez açısının en yüksek olması gerekiyordu. B şıkkına baktığımızda evet şiir 140 en yüksek ve resim de arkadaşlar 120. Resim olma olasılığı en az olacaktı bakın. Bunu da eleriz. Çünkü burada en az öykü olmuş. C şıkkına bakalım. Şiir olma olasılığı en fazlaydı. Bakın 150 derece en büyük. Resim olmada en azdı. 90 derece en küçük. Arkadaşlar bu istenilen duruma uygundur. Bir bakalım D şıkkına. D şıkkında şiir 200, resim 60, öykü 100 verilmiş. Arkadaşlar bu da istenilen duruma uygundur. Arkadaşlar burada bir durum daha var. O da şu. Yarışmaya 90 eser katılmış. 90 eseri biz 360 derecelik daire diliminde göstereceğimizde 90'ı 360'a oranladığımızda 1 bölü 4 çıkar. Bu şu demek arkadaşlar. Her bir eseri 4 derecelik açıyla gösteririz. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar şiir 150, öykü 120, resimde 90 dereceyle ifade edilmiş. Şimdi 90 ve 150 4'ün tam katı değildir. Dolayısıyla arkadaşlar C şıkkındaki daire grafiği bizden istenilen duruma uygun değildir. C şıkkını da eleyelim arkadaşlar. D şıkkına bakalım. D şıkkında 60, 100 ve 200 derece var. Bu sayılar 4'ün tam katı olduğu için arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkıdır. 15. soru. Bir otelde yapılacak çekiliş sonucunda rastgele seçilen bir müşteriye sürpriz hediyeler verilecektir. Bu otelde konaklayan kadın müşterilerin sayısı erkek müşterilerin sayısından fazladır. Evet burası çok önemli. Kadın müşteri sayısı erkek müşteri sayısından fazlaymış. Otele 5 evli çift daha gelmiş ve bu müşteriler de yapılacak olan çekilişe dahil edilmiştir. Buna göre yeni gelen müşterilerden sonra yapılacak olan çekilişi kazanan kişinin erkek veya kadın olma olasılığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar önce bu 5 evli çift gelmeden önceki duruma bakalım. Daha sonra geldikten sonraki duruma bakalım. Kadın ve erkeklere değer vererek bu sorunun sonucuna ulaşabiliriz. Değer verme yöntemi en güzel yöntemlerden birisidir. Şimdi kadınlar erkeklerden fazla olacağı için kadınlara 3, erkeklere 2 kişi dersek toplam 5 kişi olur arkadaşlar. Bu durumda seçilen birinin kadın olma olasılığı 3 bölü 5 iken erkek olma olasılığı 2 bölü 5'tir. Evet. 5 evli çift geldiğinde kadınların sayısı arkadaşlar 8'e çıkar.
Ve yeni durumda erkeklerin sayısı da arkadaşlar 5 tane artacağı için 7'ye çıkar. Toplam 15 kişi olurlar. Son durumda arkadaşlar yapılacak olan çekilişte kadın olma olasılığı 8/15 iken erkek olma olasılığı 7/15'tir. Şimdi ilk durumla son durumları bir karşılaştıralım. İlk durumda arkadaşlar kadın olma olasılığı 3/5 iken 8/15'e çıkmış. Bunu 3 ile genişletirsek arkadaşlar aradaki farkı buluruz. 9/15'tir. Dolayısıyla burada bir azalma söz konusu var bakın. Kadın olma olasılığı önceden 9/15'ti, şimdi 8/15 olmuş. Erkeklerin önceki durumdaki olasılığına bakalım arkadaşlar. 2/5'ti. Bunu da 3 ile genişletirsek 6/15 yapar. Şimdi erkeklerin durumu son durumda arkadaşlar. Olasılığı 7/15 olmuştu. 6/15'ten 7/15'e arttığı için arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkıdır. 16. soru. Uçak ile Ankara'dan Trabzon'a gidecek olan Kerem ve dedesi havaalanına gelmiş ve uçakta oturacakları koltukları belirlemek için gişe memurunun yanına gitmişlerdir. Kerem gişe memuruna dedesi ile yan yana, dedesi ise pencere kenarında oturmak istediğini söylemiştir. Aşağıdaki görselde dolu koltuklar kırmızı, boş koltuklar ise beyaz renkle gösterilmiştir. Gişe memuru boş koltuklar arasından her ikisinin de isteğine uyan iki koltuğu rastgele seçip onlara vermiştir. Buna göre diyor, memurun Kerem'e 26B numaralı koltuğu verme olasılığı kaçtır? 26B numaralı koltuk arkadaşlar şurası. Şimdi bu duruma uygun, yani Kerem ve dedesinin isteklerine, taleplerine uygun olan koltuklar nelerdir onlara bakalım. Hem arkadaşlar yan yana olacak hem de bir tanesi pencere kenarında olacak. Bu duruma uygun koltuklardan arkadaşlar bir tanesi şuradadır bakın. Birinci durum bu, ikinci durum bu, üçüncü durum bu, dördüncü durum bu. Burada da arkadaşlar bir durum var. 5. durum, 6. durum, 7. durum ve şurada var arkadaşlar bakın bir ikili koltuk, 8. durum. Toplam olası ihtimallerin sayısı 8 tanedir arkadaşlar. Bunlardan bir tanesinde 26B numaralı koltuk vardır. Dolayısıyla doğru cevabımız 1/8'dir. 17. soru. Aşağıda üzerinde 1'den N'ye kadar olan sayma sayıları yazılı kartlar verilmiştir. Bu kartların arasından rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının asal sayı olma olasılığı 1/2'dir diyor. Buna göre N en çok kaça olabilir? Şıklara bakıyoruz. 6, 8, 10, 12. N'yi 12 olarak aldığımızda arkadaşlar tüm sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 olacak. Arkadaşlar buraya kadar asal sayılar 2, 3, 5, 7 ve 11. 5 tanedir. Şimdi asal sayı olma olasılığı 5/12. 1/2'ye eşit olmayacağı için arkadaşlar N'yi 12 alamayız. C şıkkına bakalım. C şıkkında 10 verilmiş. N'yi 10 aldığımız arkadaşlar şuraya kadar olan duruma bakalım. Burada asal sayı adedi 4 tanedir. 4/10 gene 1/2'ye eşit olmayacağı için arkadaşlar N'yi 10 olarak da alamayız. 8'e bakalım arkadaşlar. 8'e kadar 4 tane asal sayı vardır. 4'ü 8'e böldüğümüzde 1/2'ye eşit olacağı için doğru cevabımız B şıkkıdır. 18. soru. Aşağıda bir mağazanın düzenlediği bahar kampanyası kapsamında müşterilerine sunduğu 3 farklı indirim seçeneği ile ilgili bilgiler verilmiştir. Birinci seçenekte 3 ürün alan sadece 2 ürün ücreti ödeyecekmiş. İkinci seçenekte ürünlerin toplam fiyatı üzerinden %40 indirim yapılacakmış. Üçüncü seçenekte ise ürünlerin toplam fiyatı üzerinden 30 TL indirim yapılacakmış. Bu mağazada alışveriş yapan müşteriler ödeme yapmak için kasaya geldiklerinde bu 3 indirim seçeneğinden istedikleri birini seçmektedirler. Mert bu mağazadan tanesi 30 TL olan tişörtlerden 3 tane alıyor. Ve kasaya geldiğinde bu seçeneklerden birini rastgele seçiyor. Bu durumda Mert'in aldığı tişörtlerin tanesini 20 liradan almış olma olasılığı kaçtır? Evet, seçeneklerin üçünü de teker teker inceleyelim. Arkadaşlar 3 ürün alana sadece 2 ürün ücreti ödeyecekti. Mert 3 tane tişört almıştı, tanesini 30 liradan. 3 ürün alan sadece 2 ürün ücreti ödeyecekti arkadaşlar. Birinci seçenekte Mert 3 tane tişört aldığı için sadece ikisinin ücretini öder. 30 TL'lik tişörtlerden 2 tane ücret öderse arkadaşlar 60 TL ödemiş olur. Bu 60 TL'yi 3 tane ürün aldığı için 60'ı 3'e bölersek bir tane tişörtün fiyatını 20 TL olarak buluruz.
Birinci seçenek istenilen duruma uygundur. İkinci seçeneğe bakalım. Ürünlerin toplam fiyatı üzerinden %40 indirim yapılacak. Şimdi arkadaşlar Mert 3 tane tişört almıştı 30 TL'den. Bunu 3 ile çarparsak 90 TL yapar. Diyor ki ikinci seçenekte ürünlerin diyor toplam fiyatı üzerinden %40 indirim yapılacak. Şimdi 90'a %40 indirim yapmak demek arkadaşlar %60'ını ödemek demektir. 90'ın %60'ı da 54 lira yapar arkadaşlar. 54'ü de 3 tane tişörte bölersek arkadaşlar 54 bölü 3 18 lira düşer. Bu istenilen durum değildir. Gelelim 3. seçeneğe. 3. seçenekte ürünlerin diyor toplam fiyatı üzerinden 30 TL indirim yapılacakmış. Arkadaşlar ürünlerin toplam fiyatı 90 TL olduğu için 90'dan 30 lira indirim yaparsak 60 liraya tekabül eder. Bu 60 lira da 3 tane tişörtün fiyatıydı. 60'ı da 3'e bölerseniz arkadaşlar bir tişörtün fiyatını 20 TL olarak bulursunuz. Bu da gene istenilen duruma uygundur. Yani 1. ve 3. seçenekler istenilen duruma uygundur. Mert'in aldığı tişörtlerin tanesini 20 liradan almış olma olasılığı 2 bölü 3'tür. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 19. soru. Aşağıdaki daire grafiğinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre dağılımı verilmiştir. Cumhuriyet Ortaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konuşma yapması için ortaokul öğrencileri arasından biri rastgele seçilecektir. Bu okulda 6. sınıfta öğrenim gören kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından azdır. Buna göre diyor seçilen öğrencinin 6. sınıfta öğrenim gören bir kız öğrenci olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar 6. sınıfların merkez açısını bulalım. 90, 80 ve 70'i topladığımızda 240 yapar. 360'dan arkadaşlar 240'ı çıkardığımızda geriye 120 buluruz. 120 derece arkadaşlar 6. sınıfların merkez açısıdır. 120 derece 360 derecelik daire diliminin 1 bölü 3'ü olduğu için arkadaşlar 6. sınıfların tamamı okulun 3'te 1'ine eşittir. Şimdi rastgele seçilen bir öğrencinin 6. sınıftan olma olasılığı 1 bölü 3'tür. 6. sınıflarda kız ve erkeklerin sayıları birbirine eşit olmuş olsaydı bu 1 bölü 3'ün yarısı yani 1 bölü 6 kız, 1 bölü 6 da erkek olacaktı arkadaşlar. Lakin bize demiş ki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından daha azdır. Dolayısıyla kızların oranı arkadaşlar 1 bölü 6'dan daha az olmak zorunda. 1 bölü 6 olamaz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 20. soru. Ahmet, Burcu ve Emine'nin de içinde bulunduğu bir grup sporcu yarı tatilinde Antalya'ya kampa gitmiştir. Kalacakları otelde tek numaralı odalar deniz, çift numaralı odalarda kara manzaralıdır. Otele erken giriş yapan Burcu ve Emine aynı katta bulunan deniz manzaralı farklı odalara yerleşmişlerdir. Daha sonra gelen Ahmet ise deniz manzaralı odalar dolu olduğundan Burcu ve Emine ile aynı katta bulunan tamamı boş olan kara manzaralı odalardan birine rastgele yerleşmiştir. Ahmet'in odasının Burcu'nun veya Emine'nin odasının tam karşısında olmama olasılığı kaçtır? Evet, deniz manzaralı odaların hepsi dolmuş arkadaşlar. Ahmet'in odası kara manzaralı odalardan birinde olacak. 5 tane oda seçeneği var arkadaşlar. Olası durumların sayısı 5'tir. Bizden istenilen durum Burcu'nun veya Emine'nin odasının tam karşısında olmama olasılığı. Şimdi 2 tane odanın tam karşısında olmayacak arkadaşlar. Geriye 2'nin dışında 3 oda kaldığı için doğru cevabımız 3 bölü 5 yani B şıkkı olacak.